Hey! Evet, bundan birkaç ay önce, bir veya iki ay önce paylaşmış olduğum videolar kanalımın abone sayısına oranla fazla sayıda like ve görüntülenme aldı. Ben de dedim ki neden yenilerini çekmeyeyim? Hem izleniyor hem like alıyor. Bu videoda arkadaşlar PUBG Mobile'da nasıl 60 FPS oynayabilirsiniz bunun ikinci versiyonunu göstereceğim ve 480 piksel ve 480 pikselin aşağısında oynamayı göstereceğim. Bunu bir kardeşimizin yorumu üzerine çekiyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir kardeşim. Hepiniz için söylüyorum bunu. Şimdi videoya geçelim. İntro'yu alayım. Kullanmamız gereken iki program var. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben BAGT'yi anlatacağım. Ondan sonra Game Tanner'ın daha detaylı bir anlatımını yapacağım. O yüzden iyi dinlemenizi istiyorum. Ve bu video 10 dakikadan aşağı olacak. 10 dakikadan kısa olacak. Çünkü sizi fazla sıkmak istemiyorum. Zaten önceki videomda da var. Bu BAGT'nin anlatımı. Ben yine de anlatacağım. Daha doğrusu bu BAGT arkadaşlar yeni bir program. Onu tanıtacağım. Play Store'da BAGT diye arattırıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunun açılımı Battleground Advanced Graphic Tool. Ya bunu indiriyorsunuz arkadaşlar ve giriş atıyorsunuz uygulamaya. Girişi attıktan sonra şöyle bir ekranı var. Umarım belli oluyordur. Biraz belli olmayacak tarzı yapmışlar. Arkadaşlar en üstte Graphics Quality yazıyor. Yani bu grafik ayarları ne olsun? Smooth en düşüğü, Blended orta, HD yüksek, HDR en yüksek arkadaşlar. Smooth olun. Cihazınız çok kötüyse smooth olun. Ben zaten şu anda çok kötü bir cihaz üzerinden çekiyorum videoyu. Farkını göreceksiniz zaten. Resolution'da low alıyorsunuz arkadaşlar. Yani çözünürlük. Çözünürlük nedir biliyor musunuz? Yakındaki şeylerin pek bir önemi yoktur ama uzaktaki adamları daha rahat görmenizi sağlayan bir şey. Ama biz low aldığımız için daha rahat göremeyeceğiz. Yani yanınızda 4x veya 8x bulunmazsa nanayı yediniz, onu söyleyeyim. Color style'ı klasiği alıyorum. Hem renkli hem renksiz, orta. Bu güzel arkadaşlar. Frame rate'i 30 FPS var, 40 FPS var, 60 FPS var. 60 FPS oynayacağımız için 60 FPS alıyorsunuz. Light efekti, bu ışık efekti non yapıyorsunuz arkadaşlar. Anti-aliasing var, bunu non yapıyorsunuz arkadaşlar. Kenar yumuşatma dokusu. Graphics API'yi de default yapıyorsunuz. Bunun hakkında hiçbir bilgim yok ve programın önerdiği ayarları yaparsanız daha iyi. Default yapıyorsunuz ve buradan sürümünüzü seçiyorsunuz. Global sürüm var, China sürümü var ve beta sürümü var. Yani bu çok güzel bir şey. Ve apply diyorsunuz, sağ alt köşeden oyununuzu rahat rahat oynuyorsunuz. Bir diğer programımız ise Game Tanner arkadaşlar. Game Tanner Samsung cihazları için geçerli bir program. Sakın ama sakın siz indirmeyin. Zaten sizde çalışmaz. Eğer Samsung cihazınız yoksa çalışmaz arkadaşlar. Samsung cihazları için geçerli. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü videolarımın altına daha çok Samsung cihazlı kardeşlerimiz yazıyor. İşte telefonum J7 Prime, J5 Prime. Nasıl bu kadar yüksek FPS alıyorsun? Bu tarz yorumlar geliyor. Ben de bu kardeşlerimizi mutlu etmek adına böyle bir şey yapıyorum ve bu program sayesinde 480 piksel ve 480 pikselin aşağısında oynayabileceksiniz. Bu çok güzel bir şey. Bu programı öneriyorum. Zaten Samsung'un kendi çıkarmış olduğu bir program. Samsung tarafından yapıldığı için güvenilir bir program. Şimdi arkadaşlar ben de şu an yüklü olan uygulamaları, daha doğrusu oyunları görüyorsunuz. İşte Minecraft, Critical Ops, PUBG Mobile, öyle. PUBG Mobile'ın yanında bir ayarlar logosu mudur? Bir anahtar şeyi var. Ona basıyoruz arkadaşlar ve böyle bir menü açılıyor. Bu menüde çözünürlük oranı var, kare hızı sınırı var ve donanım performansı var. Çözünürlük oranını 60 ve 70 arası alırsanız 720 pikselde oynarsınız. Ben 60'a koruyorum çünkü şu an cihazımız çok kötü. Ha yok, ben 480 piksel ve 480 piksel aşağı oynayacağım diyorsanız düşür abi, düşür. Yok.
kör olmak istemiyorum o kadar. Çok dişi almayın arkadaşlar, kör olursunuz yani, hiçbir şey gözükmüyor. Ben bir kere oynamayı denedim, resmen gözlerim acı çekiyordu, can çekişiyordu, öyle diyeyim. Ama sizin için bugün bir kere 30'da oynayacağım. Ama siz 480 pikselde oynamak istiyorsanız 40'a alın. 40 ile 45 çok iyi. Uzağı da nadir görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani cihazınız çok kötüyse 40'a alın diyorum ben size. Daha iyi oynarsınız. 60 FPS'e alıyoruz. Kare hızımızı şöyle 60 FPS'e alıyoruz. Donanım performansımızda artı 4 yazıyor. Bu değişir arkadaşlar. Şu an çözünürlük oranını 40 aldığım için ben bunu 3 ile 2'ye yapacağım. 3 yapayım hatta. Çözünürlüğü arttırınca bunu da arttırıyorsunuz. Çözünürlüğü düşününce bunu da düşürüyorsunuz. Çünkü gereksiz yere performans harcamasın cihaz. Hem çok hızlanır hem de gereksiz yere performans harcamasın. Zaten burada yazıyor, okumuşsunuzdur. Kaydet diyoruz ve oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şu an oyunumuzdayız ve 480 piksel ile 720 piksel arasındayız. Yani 640 falan olması lazım. Şu piksel mantığını anlatmak istiyorum size. Yani çözünürlük oranını. Şu anda ekranda 720 piksel ve 480 pikselin fotoğrafları bulunmakta. Arkadaşlar 720 pikselin köşeleri böyle daha düzgün gözüküyor, daha kaliteli gözüküyor ve rahat görebiliyorsunuz. Bakın çimenlere falan, sanki hani böyle karıncalanma falan olur ya, onlarınki gibi. Neyse, şimdi bir oyunumuza bakalım, akıcılığına. Zaten şöyle görüyorsunuz nasıl akıyor. Sizler de bu ayarları yaparak girebilirsiniz. Şu anda zaten Samsung cihazındayım ama kötü bir Samsung cihazındayım. Sizler için bugün bu cihazda 60 FPS oynamaya çalışacağız. Tam 60 FPS yapamayabiliriz arkadaşlar. Şöyle 45-40 FPS yapabiliriz. Çünkü cihazımız kötü olduğu için böyle şeylerle karşılaşmak mümkün. Ha bu arada hala videoya like atmadın mı? Like atarsan beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursun. Hala like atmadıysan ve bu dakikaya kadar izlemişsen ayıp etmişsin kanka. Ben senin için bu kadar uğraşıyorum, bir şey demiyorum. Ve kanalıma hala abone değilsen abone olabilir. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsan da bildirim zilini açıp videolarımdan haberdar olabilirsin. Ve şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden de beni takip edebilirsin. Reklam gibi oldu lan. Evet arkadaşlar, şu anda training moda girdim. Yani antrenman modundayız. Şu anda gördüğünüz üzere 45 FPS falan alıyorum. Ben şu an görüyorum. Ama arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ki ekran kaydetme programından dolayı FPS düşmeleri de yaşıyorum. Bundan dolayı siz takılmayın, zaten siz video çekmeyeceğiniz için, yani çekmeden oynarsanız daha yüksek FPS alırsınız. Ben şu an video çektiğimden ötürü biraz düşük FPS alıyorum. Gördüğünüzde hiç kasmıyor, akıcı bir şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz, akıcı bir şekilde oynuyoruz. Bakın şu an aracın şeyleri yüklenmemiş ve uzaklar biraz karıncalanma gibi, böyle bir garip görüntüsü var, net gözükmüyor. Bu çözünürlük netliği oranlıyor arkadaşlar ve uzağı görmeniz için 4x veya 8x bulmanız lazım. Eğer 4x bulamazsanız veya 8x bulamazsanız oyunda işiniz çok zor arkadaşlar. Adamlar sizi hızlıca fark edebilir, öldürebilir. Bundan ötürü 4x veya 8x'inizin bulunması lazım. Mesela şu an tam yüklenmemiş ya, 4x açıyorsunuz, bakın ne güzel yükleniyor. Ve bakın açıyorum, kapatıyorum, çok hızlı, hiç kasma yok. Yani en kötü cihazda bile, şu an kendi cihazımda değilim arkadaşlar, kendi cihazımda daha yüksek FPS alıyorum. Ama kafanıza takmayın, yani bazen drop girebiliyor. Bunun sebebi de ekran kaydetme programından dolayı. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmemi önermiyorum sizlere. Kaylan kanalıma abone değilsen abone olabilir ve atacağım videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsin abone ol butonun yanındaki. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Do you receive my echo? My life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I drop my life.